konumundayız. Oturumu açıyoruz. Zaten dört konuşmacımız vardır. Ağırlıklı olarak konuşmacılarımızın konularda göreceğiniz gibi biraz halk edebiyatı, halk bilimiyle ilgilidir. Çok sözü fazla uzatmadan ben hemen konuya geçeyim. Çünkü zamanımız azdır. 15 dakika süre. Hatırlatmaya zaten benim yanımdadır. Hatırlatmayalım. Ona göre 15 dakika bitirmeye çalışalım. En sonunda 15 dakika bildiğim kadarıyla tartışma veya soru cevap kısmı olacaktır. Böylelikle başlıyoruz sizin de izninizle. İlk olarak ilk konuşmacımız Profesör Doktor Özgül Çobanoğlu. Sovyet ideolojisi ve halk bilimi uygulamaları. Hocam buyurun. Sayın Başkan, muhterem dinleyiciler, sözlerime başlarken hepinize en derin saygılarımla selamlıyorum. Halk bilimi, yani bazı bilim dalları akademiye geçerken, oluşurken çok ciddi bir teorik hazırlık sonrası uygulamalı kısımları ortaya çıktı. Halk bilimi uygulamayla teorinin neredeyse birlikte oluştuğu, ortaya çıktığı disiplinlerden birisidir desek çok yanlış olmayacak. Özellikle 18. yüzyıl sonlarında meşhur filozof Herder halka doğru gidin direktifini verip halk bilimi derlemelerine başladığında o güne kadar aydınların, elitlerin, yazılı kültür meraklılarının hiç itibar etmediği halk şarkılarını Volkslied terimiyle hem terminolojiye dahil ediyor hem de alan araştırmalarına başlayıp ikinci telde bu işin nasıl yapılacağını ortaya koyuyordu. Halk türkülerine, halk şarkılarına bu ilgi ki aşağı yukarı eş zamanlı olarak halk oyunlarına da yönelmiştir. Belki de halk biliminin ilk uygulamalarıdır bunlar. Ulus devlet yürüyüşünde halk danslarını ve türküleri yaygın olarak kullanmaya başlayacaklar. Dolayısıyla biz bir cephesiyle ideolojik uygulamalar diyoruz ama Sovyetlerden öncesi de var bunun. Adeta disiplin ortaya çıkarken biraz da böyle yani daha sert ideolojik tavırlar, daha yumuşak, daha esnek bakışlar arasında gidip gelmiştir dersek çok yanlış olmaz. Hemen hemen ulus devlet kurmak isteyen bütün topluluklar şarkılarını işler, onları ortaya koyarken diğer taraftan da halk oyunları ki bir gösteri olarak, bir icra olarak, ulusal kimliğin dışa vurulduğu formlar olarak çok büyük ilgi görecekler. Bizde de öyledir. Nitekim bu bizde bir de gelenekselleşti. Her idari birimimiz kendine has halk oyunları meydana getirmeye çalışıyor. Yani kilis halk oyunlarıyla Gaziantep halk oyunları arasında ne kadar büyük farklılıklar vardır bilmiyorum ama kilis vilayet olduğu gün kilis halk oyunlarına özel kostüm, özel kıyafet vesaire bir emniyet veriyor. Yahut yani Kırıkkale'nin nasıl bir halk oyunu olabilir, nasıl farklılık olabilir ayrı bir tartışmadır. Yani idari sınırlara bağlı olarak bu halk kültürü unsurlarını, halk bilimi unsurlarını kullanım yaygınlaşmış durumda. Bu yerelde olduğu gibi ülkeler bazında da olacak. Tabii ki bunun en kesif şekli Hitler Almanyası'nda ortaya çıkmakla beraber Hitler'den çok daha önce Herder döneminde romantik milliyetçilik bakış açısıyla böyle bir kullanımın olduğunu söylemeliyiz. Ama o milliyetçilik bakış açısını filozof Herder milletler bir harbin telleri gibidir ve halkın sesi hakkın sesidir. Sırayla insanlığa hizmet ederler gibi bir hümanist milliyetçiliktir, romantik milliyetçilik. Bu tabii ki Hitler Almanyası'nda çok daha kesip hale gelecek. Çok ciddi bir propaganda unsuruna dönüşecek. Kan ve toprak anlayışı içerisinde Alman faşizminin çok ciddi rükünlerini oluşturacaktır. Hemen onunla ilişkili, hatta eş zamanlı, biri diğerini besler durumda bile olduğunu söyleyebileceğimiz Sovyetler Birliği meselesi var. Sovyetler Birliği'nde belki de rejimin ilk katrine uğrayan bizim meşhur Vladimir Proptur demek çok yanlış olmayacak.
Birdenbir prop aslında peri masallarında, masallarda 31 değişmez fonksiyon ya da hareket şeklindeki metodunu ortaya koyarken farkında olmadan şu Marksist ideolojinin kültürel aşamalardan etkilendiği kendini üzerine inşa ettiği yapıya dolaylı olarak karşı çıkacaktır. Yani insanlık çok ciddi bir sosyal kültürel evrim geçirdi ve işte efendim vahşilikten barbarlığa ve uygarlığa yürüyen çizgi içerisinde bir seyir takip ediyor anlayışına karşı çıkar. Yani eğer insanlık var olduğu günden beri masallar hiç değişmemiş, aynı 31 fonksiyonla ortaya gidiyorsa dialektik materyalizmin pek çok iddiasıyla ters düşecek ve dolayısıyla sıra dışı bir halk bilimci olan Wilhelmine Prop ta 1958'de kitabı İngilizce'ye tercüme edilinceye kadar Rusya'da canını kurtardığına şükrederek yaşayan bir halde kalacaktır. Ancak kitabı İngilizce'ye tercüme edildikten sonra yapısalcılığın babalarından birisi olarak bir anda dünyada en sıra dışı isimlerden biri olacak ve ona bağlı olarak müthiş bir şöhret gelecek. Artık Stalin döneminden de epey uzaklaştıkları için Sovyetlerde de itibarı artacaktır. Asıl bundan etkilenen doğrudan doğruya halk bilimi unsurlarının propaganda unsuru olarak kullanılması, rejimin geniş kitlelere Marksist ideolojiyi, komünist ideolojiyi yaygınlaştırmak için halk biliminden istifade etmesi. Ki bir tarafıyla çok başarılı örnekleri var. Mesela Kazak Türklerinin Jumble'ı. Yani Jumble, belki Kazakistan'da o dönemde 5 tane araba varken bir arabayı ona vermişler. Muhteşem bir malikane vermişler, inanılmaz zengin vesaire falan. Sovyet büyüklerini, Sovyet liderlerini övsün diye. Yahut Dağıstanlı meşhur Süleymanov'un destanları, işte bilmem 20. yüzyılın Homeros'u vesaire gibi adlandırmalar içerisinde dikkat çekecek. Tabii dönem dönem de değişiyor. Meşhur Gorki'nin topladığı kongrede, zannediyorum birazdan Temir onlara teferruatıyla girecek, onlara ben hiç girmeyeyim. Ortak kararlar alıyorlar ve dönemine göre de değişiyor. Mesela bir dönem var, epik destanların, kahramanlık destanlarının inanılmaz şekilde yasaklandığı bir dönem var. Yani Dede Korkut çalışmanın dünyanın en kötü şeyi olarak görüldüğü, yerden yere vurulduğu bir dönem var. Bir devletçilik damgası yiyecek, işte klasik panturanist, pantürkist damgalarını yiyecekler. Birçoğu da şehit edilecek o işlerle uğraşanların. Ama İkinci Dünya Harbi yıllarında cepheye asker gerektiğinde Marksistler, komünistler son derecede oportunist olduklarını, eyyamcı olduklarını ortaya koyacaklar. Hemen bu defa geniş kitleleri askere almak için, büyük savaşa asker bulabilmek için serbest kalacak destan çalışmaları. Her ulus işte kendi destanını yayınlayacak, harekete geçecekler ve o yani tabir caizse ileriye sürülen kahramanlık destanlarıyla, kahramanlık duyguları uyandırılan, tahrik edilen, kuvvetlendirilen milletlerden asker değiştirecekler ve cepheye gidecekler. Ama bu işi başardılar. Başardıktan bir müddet sonra tekrar eskiye dönecekler. Tekrar yasaklamalar başlayacak. Tekrar ideolojik dogmalar ve bağnazlıklar ön plana çıkacak. Bu dönemde yani Büyük Jirminski, Zarifov gibi sıra dışı dünya sosyal bilimler tarihinde iz bırakmış isimler bile hayatlarını hiç bela kurtaracaklardır. Vakit aşağı yukarı geldi sanıyorum. Fuzuli Hoca bakıyor. Ana hatlarıyla benim bildirim bu fikirlerden oluşuyor. Bunları örnekleyen, işte teferruatıyla anlatmaya çalışan, ortaya koymaya çalışan bir bildiri hazırladım. Onu ancak bu şekilde özetleyebilirim. Beni sabırla dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyoruz çünkü zaten hem kitaplarında hem de konuşmalarında bu folklorun bir hemen hemen bütün dönemlerde bir bilimcini ortaya çıktığı dönemden tabucuna kadar ideolojik, romantik, milliyetçilik, sonra faşist milliyetçiliği dediğimiz biraz daha katı tutumlu, ondan sonra sosyalist veya komünist
ideolojisini, propagandasına çevrilen bir araç olmuştur. Bu da onun doğasından da geliyor. Çünkü halka en etkili şekilde hitap etmenizin yolu folklordur. Ve tabii ki böyle bir halk biliminin bu şekilde ideolojileşmesi de doğal olarak biraz karşılanması gerekir. Bugün mesela bağımsızlıktan sonra biz desek ki ideolojiden tamamıyla kurtulmuşuz, imkansızdı. Bağımsızlıktan sonra da yeni bir milliyetçilik, farklı bir milliyetçilik folklorun üzerine sinmiştir vesaire. Yani böyle gözüküyor ki bütün zamanlarda ideolojik olarak kalacaktır. İkinci konuşmacımız Azerbaycan'dan gelmiş Naila Hanım Rehimbeylidir. Sovyetler döneminde müzik folkloru ve müzik folkloru şunaslığının yeni devri. Buyurun Naila Hanım. Tamam. Sayın Başkan, yardımlarımız, auditör, herkese selamlıyorum ve folklordan konuşuyoruz. Folklor, yine de folklor. Folklor ne? Folklor her bir halkın düşünce tarzıdır tabii ki. Ve folklor dediğimizde ilk önce biz burada hem halk edebiyatını nezarda tuturuk ve musiki folkloru dediğinde. Musiki folkloru ise burada hem yani şifahi enenlerde profesyonel musiki dediğimizde ilk önce biz burada gayri profesyonel müzik, yani halk mahnıları, türküler, danslar, flexler, halk profesyonel müzikimiz dedikte aşık senetidir, yani dastanlarımız ve aşık havacaklar nezarda tutulur ve şifahi enenleri profesyonel müzikimiz, o artık bizim muğamlarımızdır, bizim dastanlarımızdır. Tabii ki Sovyetler durumunda bu yüzyıl içerisinde Azerbaycan musikisinin folklor yani hissesinin birçok ilerleyişleri vardır ki aslında ile başlangıcında klasik musikinin esası koyulur ancak neyin esasında? Tabii ki folklor musikisinin esasında. Demek Azerbaycan profesyonel folklor şunaslığının esası aslında 19. yılda temeli koyulur. Deyək burada başlayır Həsən Bey Zərdabidən, Mirzə Fətəli Axundov, sonra gəlir Mirzə Şəfi Vazey, Mahmud Bəyev vs. Onların Azerbaycan folklor şunaslığının yaranmasında ve inkişafında çok büyük rol olmuştur. Həsən Bey Zərdabi böyle bir fikir ifadə edirdi. O deyirdi ki, biz Qafqaz müsəlmanlarına yazı ilə, dille deyilen söz o kadar bizi etkilemez, ne kadar ki şiirle ve müzikle deyilen söz o kadar ki bizi etkiler. Ve ona göre Həsən Bey Zərdabi açtığı okullarda artık musiki dersi salır. Orada da folklordan yani örnekler, halk mahnılarımızı, türkülerimizi artık öğrenmeye doğru öğrencilere təqdim edir. Sonraki yeni bir dönem açılır. Orada yeni isimler geliyor. Yani 20. əsrin əvvəllərinə geldiğinde bu artık Abdullah Şahid'in isim, Firuddin Köçerli, Nəriman Nərimanov ve diğerleri artık onların başka bir istiqamette formalaşır folklor musikisini ve halk metinlerinin toplanılması, neşre edilmesi ve cemiyetlerin yaranması. Aslında musiki dediğimiz bəli, 20. əsrin əvvəllərinə təsadüf etdiyi zaman əslində not yazıları 19. əsrin əvvəllərindən başlamışdır ki, onlar ilk öncə Rus tədqiqatları tərəfindən nota salınır. Ancaq onlar bir qədər bəsittir. Onların not çizgiləri daha zəif olduğuna görə əslində başlanğıcı biz Üzeyir bəy Hacıbəylinin zamanından götürürük. Çünki Azərbaycanda musiqişünaslıq elmində böyük nailiyyətlər olan Elmira xanım Emira Hanım yazır ki, aslında bəli, Azerbaycan'da halk mahnılarının nota salınması ve başlangıcı Üzeyir Bey'in 1908. ildən Şərqdə ilk operası olan Dedi ve Məcnundan başlayır. Çünkü məhz bu operada evleri var Xana Xanam,
Sonra bu yara benzer halk mahnıları istifadə oldu. Neden buradan başlayırıq? Çünkü aslında Üzeyir Bey, ona bakmayarak ki, bəli, 19. əsrdə bir sıra dərgilərdə, qazetlərdə halk mahnılarımızın mətnləri verilir, musiqisi verir Üzeyir Bey, ona möhür qoyur ki, bəli, halk mahnılarımızda bizim Azərbaycan xalqının, ümumiyyətlə Türk dünyasının əsli, dünəni, bugünü, hətta gələcəyimizə belə örnəklər görmüş oluruq. Ona görə bunun başlanğıcı qoyulmalıdır. 19-cu əsrin sonlarında Rus etnoqrafları Azərbaycan xalq mahnılarına maraq göstərirlər. Elə 16-18-ci illərdə, 1816-18-ci illərdə Dabravolskinin Asiya Musiqi dərgisinin 4-cü buraxılışında Dərbəndli Fətəli Xan mahnısı ilk dəfə nota salınmış verilir. 61-ci ildə, 1861-ci ildə Siyarskinin İllüstrator jurnalında artıq 8 Azərbaycan xalq mahnıları və bir rəzginhanə dansı nota salınmış olur. Sonradan artıq birinci, yəni bu inqilabdan sonra Azərbaycanda Rus Tatar məktəbi açılır, okulu açılır və orada uzun illər çalışmış Cəfər Bünyadzadə tərəfindən də bir Kəşkür adlı ilk nəğmələr toplusu buraxılır. O bir neçə dəfə sonra buraxılır ki, o dönəmlərdə unudulmaqda olan xalq mahnılarımız, yəni türkülərimiz orada notla mətndə verilmişdir. Lakin 20-ci əsrin əvvəllərində bəstəkarlıq ittifaqı yaranır, bəstəkarlıq məktəbi yaranır, okulu yaranır. Başında Üzeyir Bey Hacıbəyli durmaq şərti ilə onun dalıca, Müslüm Maqamayev dalıca, Fikrət Əmir və digər bəstəkarlar artıq xalq musiqisini kəndi əsərlərinə gətirib çıxarırlar. Və bununla da 1932-ci ildə Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasının nəzdində dahi vakalçımız Bülbülün rəhbərliyi ilə elmi tədqiqat müzik bölümü açılır. Onun iki işdə ibarət amacı vardı. Birinci, yəni ətrafına bəstəkarları Səid Rüstəmovu və digərləri toplayaraq ezam olunub bütün bölgələrdən, köylərdən xalq müziyini toplamaq, yazıya almaq və ikinci istiqaməti ondan ibarət idi ki, bu toplananları xanəndələr, icraçılar tərəfindən oxutmaq, ifa etdirmək və onları lent yazısı kimi artıq yazdırıb yenə də notlarda bastırmasın. Təbii ki, burada ilk öncə biz bir sıra dərgilərin ismini çəkməliyik, çünki onlar çox önəmli bir rol oynamışlar. Yəni Azərbaycan Türk El nəğmələrində 33 mahnını şəxsən kəndisi də Üzeyir bəy nota almışdır. Onunla 19-unu çox görkəmli xanəndəmi Cabbar Qaryaldıoğlu tərəfindən ifa olunurdu. Hətta onu da söyləmək lazımdır ki, Cabbar Qaryaldıoğlunun kəndi şarkıları da var idi ki, onları da biz bugün daha çox zaman, yəni folklor müziği kimi, xalq mahnıları kimi istifadə etməkdəyik. Bəli, sonradan yəni artıq əsrin sonlarına gəldikdə, yəni 70-ci illərdə bəstəkarlar bir arada əsasən də deyək şərqdə ilk balet janrını yaradan Əfrasiyev Bədəlbəyli tərəfindən izahlı monografik lüğət işıq üzü görür. Burada da 3 bölümdən ibarətdir bu lüğət. Birincisi müzik terminlərinin izahı. İkinci, bu terminlərin praktik olaraq notlarda olması, tərcüməsi onun izahı və üçüncü, müzik ədəbiyyatında olan terminlərin izahı. Yəni, bugün hər bir musiqişünasın, deyərdim ki, masaüstü kitabıdır bu, yəni biz bugün də onu kullanmaqda davam ediyoruz. Folklor şünaslıqla, yəni praktiki cəhətdən toplamalar, nota düşürmələr əsrin başlanğıcından, yəni bizə dərdər paralel olaraq yan-bayan inkişaf etmişdir. Yəni o bugün də bu şəkildə inkişaf edir, sadəcə olaraq artıq ilmi şəkildə də tədqiqata cəlb olunur. Yəni biz bugün də, yəni folklor institutu yaranır 2002-ci ildə, yəni 21-ci əsrin ta başlanğıcında məqsədi, amacı da o şöbədə, o musiqi folklor şöbəsi də yaranarkən əsas məqsədi yenə də ətrafdan toplanan, deməli bu köylərdən toplanan folklor materiallarını işləyirik, nota salırıq, nota düşürürük və onların üzərində dərhal elmi tədqiqat işləri aparırıq. Nərdən gəldi bu başlanğıc? Yenə də biz Üzeyir bəyə üst tutmalı oluruq. Üzeyir bəy 1925-ci ildən ta 1945-ci ilə qədər işlədiyi Azərbaycan xalq musiqisinin əsasları elmi traktatı vardı. Burada artıq gerçəkdən nəinki xalq mahnılarını kanta şəklində, onların hətta harmonizə olunması, onların üzərində, onunla intonasiya
sistemi, ritmi, forma amilleri hamısı ardı ardıcılığıyla nasıl tahrip olunacağı birbirine, yani onun başlangıcı gelir, ondan yararlanarak ve Üzeyir Bey'in bu kitabı ile ilgili Rus tədqiqatçıları başlayarak Kuşnaryov, Bilyayev, Vinogradov, Vızgo çok büyük değerli fikirler söylemişler ki elə Bilyayev'in ta kendisinin müzik, halk müziği, Azerbaycan halk müziğinin təhlili adlı bir kitabı da vardır. Sonradan Üzeyir Bey'in bu elmin işinin esasında Mehmet Salih İsmail'in Azerbaycan musikisinin janrları kitabı ortaya çıkır. Ondan sonra aşık sənətiyle ilgili Emine Eldarova'nın kitabı çıkır. Yani bu silsile şekilde əsrin əvvəlindən sonuna kadar inkişaf edən folklorşunaslıq elminin və musiqişunaslıqla tam bərabər olaraq inkişafını biz izləmiş oluruq. Soru sormaq olar. Yəni bu şəkildə sovetlər durumunun iyi tərəfi və yaxud kötü tərəfi mi vardı deyərək sora bilirik. İyi tərəfi təbii ki vardır. Çünki biz o bugünə kimi o təməli davam etdiririk. Sovetlər durumunda olan, sovet zamanında olan elmin əsasını biz bugün də davam etdiririk. Bir qədər çatışmayan cəhətini, kötü deməzdim, çatışmayan cəhəti ondan ibarət idi ki, bəli, yasak olan şeylər vardı. Yəni aşıq müziğində bayağı biz öncə də konuştuk. Aşıq sənəti, muğam sənəti bir qədər yasaklanırdı. Ancaq sonradan yenə də biz əgər onlara geri dönüş yaptıqsa, yenə də əsasını qoyulmuş kimi, yəni nə var idi əsasda biz onu inkişaf edərək bugünümüzə gətirib çıxardıq. Mən burada fikrimi toparlayarak bir qədər örnek vermek istiyorum. Yani şimdi ben size sadece halk mahnılarının əsrin əvvəllərinə bugünə kimi nasıl inkişaf ettiği, nasıl ifa olunduğunu size bir örnek olarak göstermek istiyorum. ...1920-25 yıllara təsadüf edən bir örnək, Cabbar Qaryadoğlu, Kurban Primov. Bir bak, göllere bir bak, her an gözüne, gölle, her gelen bakarsın.
artık bir proje kimi Norveçlerle proje. Başlangıçtan halk mahnılarımızın toplanılması, ilmi taraftan araştırılmasıyla ta beraber praktiki şekilde ifası, icrası bu şekilde ifa ederek, yani bugün biz halk mahnılarımızsız ümumiyetle hiçbir janrı böyle tesevvür edebilmirik. Dikkatinize göre teşekkür ederim. Biz de Profesör Doktor Nail Hanım'a teşekkür ederiz. Çünkü Türkçülerin Sovyet dönemi başlangıcında 1908'li yıllardan ta o eski çağdan bağımsızlıktan sonraki dönemde ifa tarzında Türkçülerin baş veren o değişiklikleri pratik olarak da gösterdi. Azerbaycan müzik folklorunun çok az araştırılmış, tabii ki derleme de o seviyede değildir. Hatta ben bir defasında dedim, Azerbaycan'da toplam 500 tane Türkçe olabilir, 500 tane. Yani o kadar müzik böyle gelişti, müzik öyle gitti dediğimiz bir ülkede. Tekse Sivas'ta bir defa bana dediler ki 10 binden fazla Türkçe şey yazılmış. 10 binden fazla. Yani bizde tabii çok kadar değiller ama böyle nota alma, bilimsel olarak Türkçülerin farklı bir yorumla, tarzla takdimi Azerbaycan'da çok gelişmiştir. Ama bu gelişmelerde de gördüğünüz gibi biraz Türkçülerin tarzı değişmiştir. Yani ifa tarzı değişmiştir. Çünkü nottan asılı olarak o şekilde ifaya tabi tutulmuştur. Teşekkür ederiz Nail Hanım. Nezir Timur, doçent doktor. Bolşevik ideolojisinin ve edebiyatının aracı kaynağı olarak folklor ürünleri. Buyurun. Teşekkür ederim. Sayın Başkan, saygıdeğer hocalarım, sevgili öğrenciler, hepinize saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Gerek Çarlık Rusyası döneminde, gerekse Sovyet Rusyası döneminde folklora bakış açılarını 19. yüzyıldaki romantik milliyetçilik hareketlerinin sosyal bilimlere bakış açısında ayrı ve uzak düşünmek mümkün değildir. Hemen ardından 20. yüzyılda meydana gelen ulus devlet kurgulamaları, yeni kimlik inşaları, çok uluslu yapılarda folklor dil kadar etkili bir araç olarak etnokültürel yapıyı tanımlamak için kullanılmıştır. Tabii bunu yaparken bir stratejisi vardır. Bu batıdaki nasyonalist akımlar içinde, doğudaki sosyalist yani Çin, Sovyetler Birliği içinde aynı stratejiler geçerliydi hemen hemen. İlk önce derleme, sonra tasnif ve tanımlama, sonra sosyal kültürel stratejilerin kurgulanması, yeni yapının inşasında cari olanla eskiyi uyumlaştırma. Wender için yeniden canlandırma hareketlerinde folklorun kullanımı adlı çalışmasında bu stratejiler geniş bir şekilde yer almıştır. Folklorun bu şekilde yorumlanması biraz önce dediğim gibi sadece Sovyetler Birliği olarak bakmak, bir bütüne bakmak lazım 20. yüzyılda. Batıdaki nasyonalist yapılarda folkloru aynı şekilde değerlendiriyor. Ancak bir metot ve bakış açısı farklı doğuyor. Özellikle 3. Reich, Alman Hitler'in 3. Reich ideolojisi İskandinav masallarını toplattırıyor Hitler. Ve bunun üzerine yeni bir kimlik tanımlama üzerine gidiyor ve bu masalları çağın şartlarına göre modifiye ettirerek Nasyonel Öğretmenler Derneği denetiminde bütün okullara bu hikayeler dağıtılarak
üstün ırk, yani 3. Rahip İmparatorluğu'nun ideolojisi tanıtılıyor. Biraz önce dediğim gibi Batı'da nasyonalist, Doğu'da sosyalist yapılar kullanılmıştır ama aralarında küçük olsa da nüanslar vardır. Nasyonalist ideolojilerde folklor, etnik bir gruba ait kültürel değerleri korumak, yaşatmak ve özel bir alan olarak görülmüştür. Sosyalist ideolojide ise folklor, materyalist tarih ve toplum kültürün evrimi anlayışı doğrultusunda yaşanılan çağın gelişmelerini anlatan bir faaliyet alanı olarak algılanmıştır. Bu farklı algılanma şekilleri de sosyalist araştırmaların yapısalcı ve tarihi materyalizm, nasyonalist araştırmaların ise tarihi kültürel metot karakterli olmasını sağlamıştır. Almanya'da Hitler, Sovyetler Birliği'nde Lenin ve Stalin, İtalya'da Mussolini, İspanya'da Franco 20. yüzyılda folkloru yaratmak istedikleri yeni toplum modelinde bir araç olarak kullanmışlar ve bu liderler folklor ürünlerinde adeta kutsanmışlardır. Sovyetler Birliği döneminde rejimin folklora bakışını açısını daha iyi okuyabilmek için öncelikle Çarlık dönemine bakmak gerekiyor. Çünkü Çarlık döneminde ortaya atılan milliyetler politikası resmi olmasa da gayri resmi olarak ortaya atılan milliyetler politikası ve bu milliyetler politikasının bir uzantısı olan kültür politikalarında tek bir çizgi var. Bu Sovyetler Birliği döneminde de değişmiyor aslında. Özellikle İlmeski'nin Türkoloji alanında yaptığı çalışmalar ve bu çalışmalar esnasında ortaya koyduğu metodoloji ve amaçlar Sovyetler Birliği döneminde de devam ediyor. Ve ayrıca milliyetler politikası dedik, bazı kavramları da iyi okuyabilmek lazım. Folklorun kullanımı, kültür teorileri veya da kültür stratejileri milliyetler politikası çerçevesinde. Self-determinasyon, yani kendi kaderini kendi tayin etme kavramı bu anlamda önemli. Kolonizasya, kusura bakmayın Rusçam olmadığı için yanlış telaffuz edebilirim, kusura bakmayın. Kolonizasya, yani yerelleştirme. Diğer bir kavramımız ise spjeniye, yaklaştırma, slyaniye, kaynaştırma gibi temel anahtar kavramlar iyi analiz etmekte fayda var. Çünkü bu bir metodolojiyi, bir süreci de gösteriyor. Her ne kadar self-determinasyon, Oliver Roy'un kavramlarıdır bunlar. Oliver Roy yeni Orta Asya'da bu kavramlar üzerine çok tartışır. Self-determinasyon hiçbir zaman gerçekleşmemiştir. Milliyetler politikasının bir uzantısı olan kültür politikalarını bu anahtarı kavramlar dışında okumak, farklı dönemlerde, aynı coğrafyalarda benzerlik gösteren kültür stratejilerinin, ana çizgilerinin daha kolay anlaşılmasını sağlayacaktır. Rusya'daki gerek Çarlık Rusya gerek Sovyetler dönemi folklor politikaları, kültür politikaları, milliyetler politikaları dönemlere ayrılmıştır. İşte Çarlık Rusya dönemi ve Sovyetler Birliği dönemi. Ancak Sovyetler Birliği dönemi kendi içerisinde de dönemlere ayrılıyor. Biraz önce Özgür Cam'ın söylediği gibi folklor politikaları devrimi ilk 10 yılında farklı bir metodoloji ve çizgide, yani bir hürriyet alanı içerisinde yürütülürken 1925'lerde, yani Lenin'in ölümünden sonra Troçki'nin sahanın dışına itilmesiyle birlikte, Stalin'in hakimiyeti geçirmesiyle birlikte bu değişiyor. O yüzden Lenin dönemi, Stalin dönemi, hatta Stalin dönemi politikaları kendi içerisinde bile ikiye ayrılıyor. İkinci Dünya Savaşı öncesi ve İkinci Dünya Savaşı sonrası, biliyorsunuz Nikolay Mar'ın başına gelenleri, dinci hocalarım. O yüzden bu dönemin kendi kavramları var. Çarlık Rusyası döneminde Ortodoks Kilisesi çok önemli milliyetler politikası ve folklor derlemelerinde. Lenin döneminde self-determinasyonu gerçekleştirmeye çalışmak ancak bir türlü gerçekleştirememek. Stalin döneminde ise represya bu anlamda konuyu daha iyi anlamak için önemli kavramlar. Çarlık Rusya döneminde
Ortodoks Kilisesi'nin folklor, çarlık ve Ortodoks Kilisesi'nin değerleriyle çatışmadığı sürece değerlenebilir, yaşatabilir anlayışı aslında bu coğrafyada folklora yapılan ilk ideolojik veya da politik yaklaşımdı. Ortodoks Kilisesi milliyetler politikasında önemli misyonerlerle birlikte milliyetler politikasının parametrelerini oluştururken önemli rol oynamıştır. Ortodoks Kilisesi'nin yerini Sovyetler Birliği döneminde yerel Komünist Parti teşkilatları almıştır. Yani bunu şunun için diyorum, aynı çizgiyi farklı yapılarla devam etmiştir. Çarlık Rusya döneminde bu politikaların ekseninde yürüten folklor çalışmalarının anahtar isim İlminski'dir. İlminski'nin çarlık iktidarı döneminde koronizasya, yani yerelleştirme, etnikleştirme kavramı çevresinde oluşan görüşlerinin Sovyetler döneminde de uygulamaya konulması dikkat eder başka bir husustur. Ortodoks Kilisesi'nin bu yöndeki çalışmalarını kısaca somutlamak gerekirse rahmetli Abdülkadir İnan'ın bir ifadesi var. Kiliseye bağlı misyonerlerin çalışmasının neticesinde eski töz ve onlular yerlerini Ortodoks azizlere bırakmıştır demiştir bu çalışmalar neticesinde. Sovyetler Birliği döneminde ise Ruslar bir millet olarak kendi folklorlarına ilk önce estetik hazinenin kaynağı olarak bakmışlardır. Fakat siyaset alanında folklorun içerik olarak Komünist Parti'nin görüşleriyle örtüşen kısmına çok önem vermeye başlamıştır. Bu dönemde Sokolov, Prop, Jirmuski ve Azadovski gibi isimler Sovyet dönemindeki ilk 10 yıl, 1917'den sonraki ilk 10 yılda Özgür Hocam'ın da dediği gibi hür bir çalışma alanı, partinin müdahil olmadığı bir çalışma alanı yakalamışlar. Ancak Sokolov, Stalin döneminde folklor politikalarını yöneten, şekillendiren isim olarak karşımıza çıkmaktadır. Çünkü Yazarlar Birliği'nin folklor şubesinin başındadır Sokolov. 20'li yılların sonlarına geldiğinde Rus folklorcuların kazandığı büyük özgürlük ortamı yerini Stalin döneminde 5 yıllık planlara endüstrileşme ve kolektivizme bırakmıştır. Yani kolhoz politikalarına. Biraz önce kavramları söylerken bir kavramı atladım, kusura bakmayın. Modernizasyon kavramı da bu anlamda çok önemli. 1929'da yürürlüğe konulan 5 yıllık plan ile birlikte folklor alanına ait çalışmalar resmi olarak mercek altına alınmış ve bu dönemde çeşitli kuruluşlar teşkil edilmiştir. Bunlardan birisi RAP, yani Russian Association of Proletarian Writers, Rusya Emekçi Yazarlar Birliği ve Proletkult. Bu kuruluşlar o dönemde değerlenmiş veya da o dönemde hala icra edilen halk kültürü, folklor ürünlerinin tamamen ortadan kaldırılmasını, bunların eski burjuvazi geleneklerini taşıdıklarını, içlerinde inanç unsurlarıyla genç zihinleri veya da Sovyetler Birliği idealini zehirlediğini düşünerek tamamen bunların sansür edilmeden ortadan kaldırılmasını folklorun yeni Sovyetler için tehlikeli bir kavram olduğunu savunmuşlardır. Ancak bir süre sonra bu dernekler kaldırılarak, Lenin'in ölümünden sonra kaldırılarak daha sistemli Sovyetler Yazarlar Birliği ve bunun muhalli birkaç teşkilatla devam edilmiştir. Stalin döneminde folklor eski hayat tarzının yıkımında ve yeni düzenin yapılanmasında önemli bir araç, temel felsefe. Batı tarzı düşünce ile bu taban tabana zıtlık içermekteydi. Yüzyılın ilk dönemlerinde Batı'daki temel görüş, folklorist, geleneksel şarkı, halk hikayesi gibi türleri toplayarak ülkenin çeşitli bölgelerindeki yaşayan grupların geleneklerini koruma altına almalıdır şeklinde. Ancak Stalin dönemi Sovyetler Birliği'nde folklor ürünleri eski şekillerle yeni hayat tarzını anlatmalıdır görüşe hakim olmuştur. Yani şekil olarak milli, içerik olarak sosyalist anlayış kabul görmüştür. Bunların tamamı büyük tabloya baktığımızda bir süreç halinde gerçekleşiyor. Yani birbirinden bu anlattıklarım kopuk süreçler değil, tabloya baktığınızda birbirini tamamlayan süreçler olarak karşımıza çıkıyor.
Sovyet Yazarlar Birliği'nin folklor bölümü başkanı olan Yuri Sakalov, resmi parti doktrinin işçi sınıfı arasında hızla yayılması için folklorun önemli bir araç olduğunu vurgulamış ve bu konuda elan çalışmaların başlatılmasını söylemişti. Ve bu çalışmaları yerel Komünist Parti teşkilatları gerçekleştirmiştir. Çağdaş folklorun amaçları belirlendikten sonra Sokolov'a göre Sovyet edebiyatının ve folklorun amacı aynı olmalıydı. Yani icracılarla yazar ve şairler, modern edebiyatın yazar ve şairleri aynı şekiller, aynı temalar üzerinde birleşmeli ve yepyeni bir Sovyet edebiyatı oluşturmalıydı. Çünkü Sovyet ideolojisinin temel manifestosu Sovyet üst kimliğiydi. Merkezden periferiye doğru bu strateji yayılmıştır. McKenna'nın niçin folklor sorusuna Sokolov'un cevabı, folklorun propaganda aracı olarak kullanılması en büyük etken folklor ürünlerinin anonim olması ve kolay ezberlenmesidir. Folklorun doğası ve folklorun problemleri adlı çalışmasında Sokolov sonraki 20 yılda Rus folklorunun rehberi olacak, folklor teorilerini açıklar ve değerlemelerin ne şekilde gerçekleşeceği hakkında bir kılavuz kişi olarak tecessüm eder. Folklor edebiyat etkileşimi ana çizgileri belirlenmiş yeni Sovyet folklorunun yeni Sovyet edebiyatının temel referansı olması yönündeki düşüncelerin hayata geçirilmesinde Sokolov'dan sonra en önemli isim Maxim Gorki. Gorki'nin 1934'te Sovyet Yazarlar Birliği'nin ilk kongresindeki açılış konuşması folklor sahasında birçok kişi etkilemiştir. Gorki, Sokolov gibi folklor ve işçi sınıf arasındaki ilişkiden bahsetmiş, işçi sınıfının sözlü yaratıcılığını tarif etmiştir. Ve Gorki, Sovyet edebiyatının ana referansı folklor olmalıdır felsefesinden hareketle özellikle toplumcu gerçekçilik edebiyat akımının bu noktada folklordan faydalanması ve Sovyet edebiyatının modern Sovyet, bu da modernizasyonun bir parçası, modern Sovyet edebiyatının folklor ve toplumcu gerçekçilik ilkelerinden beslenmesi konusunda tavsiyelerde bulunmuştur. Evet, yani toparlamak mesele uzun. Şunu söylemek gerekiyor sonuç olarak. Gerek Türkoloji çalışmaları, yani birliğe bağlı cumhuriyetlerde, gerekse Rus folkloru. Şunu demek de doğru değil. Ben buna kısmi olarak ne amaçlı olursa olsun Rus Türkolojisindeki derleme çalışmaları veya Sovyetler Birliği dönemindeki derleme çalışmaları olmasaydı herhalde bugün Türk dünyasına dair bazı metinleri ulaşamayacaktık. Ancak bu ideolojiler veya da bu folklor politikaları başka argümanlar da gerçekleştirmiştir. Mesela Manas Destanı'nın 80'den fazla varyantında yeni bir varyant üretmiştir. Kurama varyant adıyla ve bu kurama varyantta aslında Sovyetler Birliği'nin ideolojisinin ne olduğunu okumak gayet açık bir şekilde, net bir şekilde görülmektedir. Kusura bakmayın, vaktinizi aldım. Sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Biz de Nazır Bey'e teşekkür ederim. Bir önceki oturumda bu konularla bağlı zaten folklorun ideolojileşmesi, Maxim Gorki'nin özellikle 34 birinci Sovyet yazarlar kurultay, o zaman kurultay adlanıyordu, yazarlar kurultayındaki onun o son derece o dönem için, komünistler için, komünist rejimi için önemli olan bir sunumu var. O sunum tabii ki 1953'te Azerbaycan Türkçesinde yayınlanmış. 34'te de hemen Rusça'da basılmıştı. Ben de çevirdim hocam. Ha, orada çevirdim evet. Çok güzel. Yani çevirdim. Yani folklorun direktiflerini Gorki verirdi. Evet. Yuri Sokolov folklorçuydu ama diğer ki mesela Jirmoski folklorçu değildir. Bu bir Alman dili ve edebiyat uzmanıdır. Nazır Bey son derece güzel meselelere dokundu. Teşekkür ederiz. Sonuncu konuşmacımız Muvaffak Bey. Muvaffak Duranlı, Sovyet sistemine uygun bir karakter. Kızıl Şaman. Teşekkür ederiz Sayın Başkan, değerli konuklar. Elbette her sistem kendi kahramanlarını, kendi edebi ürünlerini üretmek zorundadır.
Sovyet sistemi içinde durum bu şekilde gelişti. Sovyetler Birliği 1917 sonrasında kendi kahramanlarını her alanda üretmek zorundaydı. Ve Platon Alekseyeviç Sletsov adlı Yakut ya da diğer adıyla Sağ Türk'ü şair, 1925 yılında Kızıl Şaman adında 35 sayfalık bir poema ya da bir anlatı şiiri yazdı. Ve bu şiir dönemi için oldukça önemliydi. Ben bildirimi özetleyerek gitmek istiyorum. Neden önemliydi? Çünkü Platon Alekseyeviç Sletsov aslında gerçek soyadı olarak Oyinski'yi 1917 yılında kullanmaya başladı. Pek çoğunuzun da bildiği gibi bütün Türk dünyasında şaman, baksı gibi kelimeler kullanılırken sadece Sağ Türkleri tarafından oyun kelimesi kullanılmaktadır. Yani şairin soyadı, Oyinski soyadı, onun şamanla bağlantılı, şaman olduğu ya da şaman soyundan da geldiğini gösteren bir kelimedir. 1893-1939 yılları arasında yaşayan Sletsov gerçekten de dedeleri şaman olan bir şairdir ve daha sonradan yazılı edebiyatla tanışmıştır. Peki şair neden böyle bir anlatı şiiri yazma gereğini duydu? Çünkü biliyoruz ki Çarlık Rusya'sında şamanlar, misyonerler tarafından devamlı olarak baskıya uğratıldı. Bir şekilde özellikle Yakut toplumu, Sağ Türk toplumu Hristiyanlaştırılmaya çalışılıyordu. Ve inancın temsilcisi olan şamanlar da baskı gördüler. Daha sonra Sovyet sistemi 1917'de gelince Sletsov gibi şairler Sovyet sisteminin şamanlara ulaşmayacağını ya da en azından şamanları koruyacağını düşündüler. Çünkü tek tanrılı bir din değildi, rahiplik sınıfı yoktu. Şamanlar halkın içinden çıkıyordu ve şamanlar korunmalıydı. Fakat zamanla görüldü ki hiç de böyle gelişmedi. Daha sonraki yıllarda gelişen ateizm politikası sadece tek tanrılı dinlere değil, aynı zamanda şamanlar için de söz konusu oldu. Örneğin 1920'li yıllardan itibaren Sovyetler Birliği'nde şaman davullarının toplanıp yakıldığı, şamanların sürgüne gönderildiği gibi örnekler söz konusudur. İşte bu tür bir yaklaşımın olacağını sezinleyen Sağ Türk şairi Platon Alekseyeviç Sletsov, Kızıl Şaman adında bir oyun, daha doğrusu bir poema kaleme aldı. 1925'te Yakut şehrinde, Yakut Türkçesinde, Sağ Türkçesinde eser basıldı. 1930'da Rusça'ya çevrildi. Eserde ne vardı? Eser özetleyecek olursak, şamanın kızıl olduğunu söylüyordu. Yani nasıl ki kızıl ordu vardı, kızıl meydan vardı, kızılda bir şaman vardı. Yani şaman sosyalistti, sosyalizmin bekçisiydi, ezen halkın koruyucusuydu, zenginlerin de bilincil düşmanıydı. Ve bu mantık, Sletsov'un bu mantığı hem bir şekilde sisteme uygun bir karakter yaratmaktı, hem de kendi inanç önderi olan şamanları Sovyet sisteminin gelen baskısına korumaktı. Çünkü biz Sletsov'un kısa hayatına baktığımızda 1893'te Yakutsk'ta doğuyor. Tamamıyla epik bir ortam diyebileceğimiz halk kültürünün çok aktif olduğu etkin bir ortamda büyüyor. Destan anlatarak büyüyor. Şamanların yanında, şaman dedelerin yanında eğitim alarak büyüyor. Ama daha sonra 1917 ile birlikte değişen bir dünyanın içinde. Ve o da bu dünyaya belirli ölçüde inanıyor. Çünkü dünya değiştikçe çarlığın baskısı kalkacak, yerine bir özgürlük hareketi gelecek. Vatanı için, kendi halkı için pek çok şey yapıyor. Örneğin 1917 yılında Emekçinin Türküsü şiirini Sağ Türkçesinde dile getiriyor. Şiirler yazıyor. Bir şekilde Sovyet sistemine inanıyor. Fakat 1939 yılında Yakutsk'ta bir hapishanesinde ölüyor. Ölürken çevresindeki insanlara tek bir vasiyeti var. Kesinlikle mezar yeri bilinmeyecek diye. Çok ilginç bir şey. Bugün Sağ Cumhuriyeti'nin başkenti olan Yakutsk'ta iki tane şairin heykeli var. Biri Alexey Kulakovski, birisi de Platon Alekseyeviç Oyinski. İki tane anıt var. Kulakovski'nin mezarını biliyorlar ama Oyinski'nin mezarı hala bütün araştırmalara rağmen bulunamadı. Şimdi şiire dönecek olursan tekrar, şiir genel bir girişle başlıyor ve elbette sosyalizme inanmış bir insan için şiirine işçi sınıfına girmeli ama bu dönemde Çarlık Rusya'sının 1917'lerdeki Sibirya'daki döneminde bir işçi sınıfı yok. O zaman işçi sınıfının yerini şiirde tarlalarda çalışan orakçılar alıyor.
şiirde birinci karakter olarak biz emekçi sınıfın ya da diğer anlamıyla sosyalist edebiyatın yansımasına yer alan emekçi sınıfın görüntüsünü Orakçılar'da görüyoruz. Orak biçenler her zaman şiirin bir yerinde yer alıyorlar. Biliyorsunuz, yani burada da şimdi nerede görünüyor bilmiyorum. Orak ve çekiç iki tane simge Sovyet sisteminin. Biri metal işçisi, diğeri de tarım işçisini simgeliyor. Ama Çarlık Rusya'sının özellikle Yakutsk bölgesini, Yakutistan'ı baz aldığımızda bir maden işletme sistemi ya da fabrikalar yok. Temel işçi Orakçılar. Şimdi birinci karakter Orakçılar, ikinci karakter Kızıl Şaman, Kılıl Oyun adıyla şiirde geçiyor. Devamlı olarak kendini sorguluyor. Daha sonra şiirden bölümler de okuyabilirim. İşte halkın yanında mı olmalıyım, ezilen halkı korumalı mıyım, o zaman mı şaman olacağım diye. Hem sosyalizme inanıyor Kızıl Şaman, hem şamanlığın çok yok olması gerektiğini düşünüyor, hem tekrarlı dinlere savaş açıyor, hem halkın yanında. Şiirin ana karakterlerinden birisi Orasbay. Orasbay bir tür Sağ Türklerin adlandırmasıyla Toyo. Yani çok büyük bir zenginliğe sahip. Çevresindeki herkesi sömürüyor. Herkesin onu o elde ediyor. Ana karakter, düşman karakter şiirde Orasbay. Orasbay dünyadaki zenginlikleri elde etmek isteyen doymayan bir karakter. Bir başka karakter, bu 35 sayfalık bir anlatı şiir olduğu için pek çok senelerde içinde tiyatroya da uygulandı, uyarlandı. Bir başka karakter Tilki Şaman. Tilki Şaman adından da belki anlaşılacağı gibi tamamıyla gücün yanında yer alan, zenginin yanında yer alan, ona hizmet eden, zenginin fakiri sömürmesi için aracı olan, bir şekilde inancını satan bir karakter. O kesinlikle basit, sıradan ve acınası bir durumda gösteriliyor şiirde. Bir başka karakter, en önemlisi de Orasbay'ın kızı. Ayıko neden önemli? Orasbay dünyadaki bütün zenginliği elde etmiştir. Fakat dünya sadece bununla sınırlı değil. Bir de öbürkü dünya inancı var ve Orasbay öbürkü dünyada da gene zengin olmayı istemektedir. Şiirdeki ana tema buradadır. Öbürkü dünyada zengin olması için de çok sevdiği biricik kızını öbürkü dünyadaki bir tanrıyla evlendirmesi gerekmektedir. Bu tanrı Orosso Duholay adında kibirin tanrısıdır. Sağ Türk inanç sisteminde kibirin, işte gururun ya da öfkenin de tanrıları vardı geçmişte ama zaman içinde tabii ki bunlar azaldı. Kibirin tanrısıyla evlendirilmelidir. Peki bir dünyadaki yaşayan bir kişi bir tanrıyla nasıl evlendirilebilir? İlk önce öldürülecek, ruhu öbürkü dünyaya gönderilecek ve öbürkü dünyada kibirin tanrısıyla evlendirilecek. Bütün bu töreni de Tilki Şaman yönetecek. Şiir temel olarak, konu olarak bunu almaktadır ve bütün herkes toplanır. Orasbay'ın zenginliği sayesinde ziyafet verilir. Bu sırada kızın öldürülme, ruhunun öbürkü dünyaya gönderilme ve öbürkü dünyadaki tanrıyla evlendirilme töreni başlayacaktır. Kızıl Şaman burada devreye girer. Şiirin anlatımı içinde bu törene kendi güçleriyle, çünkü güçlü bir şamandır ama şamanlığı da sorgulamaktadır. Bu törene engel olur ve engel olarak kadının öldürülmesini, yani ona hiçbir şekilde bıçak batmaz, hiçbir şey işlemez, hiçbir şekilde öldürülemez. Ve böylece Orasbay'ın, bu dünyada zengin olan Orasbay'ın öbürkü dünyada da zengin olmasına Kızıl Şaman engel olur. Şiir temelde bunun üzerine kuruludur. Şiirin sonunda Kızıl Şaman şunu sorgular. Bundan sonra şamanlar insanı öldürmesin. Bundan sonra dualar olmasın. Bundan sonra tanrılara yakarılmasın. Bundan sonra kurbanlar verilmesin. Bu aslında bir sorgulama şiiridir. Hem bir taraftan sosyalizme inanan bir şair, hem bir taraftan şamanlığın egemen olduğu bir toplumsal inanç sisteminde büyümüştür ama bir taraftan sosyalizmin gelmesinin topluma ne getireceği bilinmemekte. Bir taraftan tek tanrılı dinlerin, Hristiyanların misyonerliği, işte rahiplerin şamanlıkları yok etme çabasına öfke duyulmaktadır. Bir taraftan da şamanizm hiçbir zaman 1800'lü yıllardaki şamanizm, 1600'lü yıllardaki şamanizm değildi Sibirya'da. Şamanizm üzerine çalışanlara söyledikleri tek bir şey var. Geçmişte şamanlar seçilmişlerdir Rusların dedikleri gibi. Yani İsrail'deki seçilmiş insanlardı ama sonra
son dönemde özellikle Oyinski'nin yaşadığı dönemde şamanlık babadan oğula geçiyordu. Babadan oğula geçip para almaya yönelen bir inançla kendi içine yozlaşmışlık özellikleri taşıdığı için Oyinski bunu da sorgulamaktadır. Sonuç olarak metin yayınlandığında daha rahat okunabileceğini düşünüyorum. Çünkü alıntılar da yaptım içeride. Devamlı olarak emekçilerden söz edilmesi.